dakikalarda yani, paylaşacağımız için. Özellikle ne düşünüyoruz onu ifade edebiliriz mesela. O bölgeye ihtiyacı vardı. Çünkü az gol yiyen bir takım Karabük. Gol atamayan ama gol atamayan bir takım hep 1-0 tek farklı sonuçlarla. Bu demektir ki o hücum hattı biraz güçlendirilmesi lazım. Ki o zaman güçlendirmeyi de yaptılar evet. Yani. Çünkü uzun süre transferde, ara transferde donup sessiz kalan, kaldılar. Sessiz kalan bir takımdı Karabük Spor. Ve maddi anlamda da hiçbir sıkıntısı olmayan. Yani. Değil mi? Diğer takımlara baktığınız zaman. Biliyorum. Yani geçmişten, Süper Lig'den her düşen takımın var ama... Büyük boyutta değil o zaman. Değil. Sıkıntı yaratmıyor. Yaratmaz. Yani halledebilir, çözebilir. Transfer taksitlerini veriliyor, peşinat veriliyor. Maç başına arkalarında veriliyor. Bir kere güçlü bir kurum var yani. Büyük o bir kurum avant. Devam ediyor mu o ediyor. Kurumun? Aynen devam ediyor. Öyle mi? Yani Kardemir, o maddi katkısını aynen devam ediyor. Yarı yarıya düşürdü ama... Ama gene de o lige baktığınız zaman, gelire baktığınız zaman... Gene de birinci lig için bile, tabii. İyi bir meblağ. Yani yarı yarıya desteği. Derken mesela... Yani 4'ten 2'ye düşürür. 40 trilyon harcayıp şimdi 20 veriyorlarsa Allah bereket versin. Peki. Veya eskiden 30 harcayıp da şimdi 15 veriyorsa yani, buradaki 7-8'de 25 olur. Giden yönetimin de tabii bir takımı küme düşmesi nedeniyle bir mahcubiyeti var. Destek yapmak zorunda bir kere. Tabii ki. Yani. O destek de zaten gelmiştir Sayın yani, Tanrı'da. Kesinlikle. Kesinlikle yoksa, o gelmezse olmaz. Yani. Gelecek? 4 trilyon 5 trilyon gelirle. Yine Elazığ ile ilgili... İso isimli, takma isimli izleyicimiz Elazığ Spor önemli bir eksiğe ve maç içerisinde 10 kişi kalmasına rağmen bir puanı hak etti. Burada hemen Ziraat Türkiye Kupası'ndaki o hayal kırıklığından sonra ligdeki, zirvedeki Kardemir Karabük Spor'da iki isim var gelen. Isaac Promise ve Kabananga. Az önce işlemiştik Astana'dan Gaziantep Büyükşehir yani, Belediyespor'a Ketevuma'yı. İki tane fizik gücü yüksek oyuncu. Siyahi oyuncu. Yani bence ihtiyaçları olan bir bölgeydi. Evet. Biraz beklediler. Ve nokta atışı yaptılar. Bakalım Yücel İldiz neler verecek onu göreceğiz. Nasıl bir kadroyla uyum sağlayabilecek mi onu göreceğiz.